asker kes ağlamayı koyarım bağlamayı başlayalım seninle birlikte keser problemlerine sabah erkenden gelmişim karşına canavar gibi oturmuşum masanın başına seninle birlikte bu problemlerinde içinden geçmeye. Bağlama kısmı çok olmasa da herkese günaydınlar efendim. Erken saatlerde şöyle enerjikken geleyim dedim karşına. Evet seni bu halde karşılamak istemem belki yüzüm gözüm. Abi bu nasıl bir şişliktir ya. Uy az uykunun şişti ya. Çok uyku falan deme bildiğin erken saat. Geç de yatmıştım ama herhalde ondan olsa gerek. Aslında uyku çok önemli. Neyse bunları sonra konuşuruz ama problemler bizim için şu an daha önemli. Ve tek bir slogan. Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. 49 günde TET Otomatik'in 23. günündeyiz. 23 önemli. 23 benim için çok önemli. Ne hocam hayırdır evlilik yıldönüm falan doğum günü hiç alakası yok. <laughs> Arkadaş 23 benim en sevdiğim sayı. Çok özel bir sayı. 23 üstüne filmler mi ararsın? Neler ararsan, neler ararsan, neler ararsan ve tam da bir kesir problemine denk gelmişiz. Bakayım kaç soru çözeceğiz. 12 tane efsanevi sorularımız var. İlk sayfadaki sorular, dur bakayım ya ne çözüyoruz biz kıvamındayken. İkinci sayfada, yok artık ben daha fazla almayayım karnım tok diyeceğiniz muhabbete getirecek sorular. Ben niye bugün kafiyeli konuşmaya çalışıyorum? Niye? Sanki biri beni ona zorluyor gibi. Yok abi öyle bir şey. Allah Allah illa bir kafiyeli konuşma şeyi oluştu bugün sabah nedense. Evet hazır mıyız gençlik? Başlıyorum birinci soruyla. Soru 1. 72 sayısının 1 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ü kaçtır? Hocam konu anlatmadınız. Yani rasyonel sayılar aslında sayı problemlerinin devamıdır. Ve sana zaten biz kesirleri anlattık. Rasyonel sayıları anlattık. Çok çok benzer şeyler yapacağız. Tek farkı problemler üzerinden yapacağız bunu. 72 sayısının 1 bölü 4'ünü bulacağım. Ama daha sonucu bulmadan 1 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ü demek. 1 bölü 4'ünü bulduktan sonra onun bir de 1 bölü 3'ünü bul demektir. Çarpı 1 bölü 3 yazıp artık ben diyeceğim üniversiteye hazırlanan bir öğrenciyim. Bunları hızlı hızlı çözmem lazım. Bakın 3 kere 4 ne yapar? 12 yapar. 12 ile 72 sadeleşir. Ne kalır? 6 kalır. Çat diye vurursun cevabı. Gönderin bakayım ikinci soruyu dersin. Ya çok kolay. Evet ama zorlayacağım seni. Hangi sayının 3 katının 2 fazlasının 3 bölü 5'i 30'dur? Bakın hangi sayı kısmı bizim işte bilinmeyen sayımızdır? Doğru mudur? Doğru hocam. 3 katının o bilinmeyen sayının 2 fazlasının 2 fazlasını aldım 3 bölü 5'i. Bunun 3 bölü 5'ini hesaplayabilmen için parantez kullanmak zorundasın. Ve bu 3 bölü 5'e hesaplandığında cevap kaç geliyormuş? Hocam 30 geliyormuş. Hemen sadeleştirme hiç büyük sayılarla uğraşmayalım arkadaşlar. Hemen böyle ufak bir sadeleştirme yaptım. İçler dışlar çarpımını gördüm oradan. Dedim ki 3x artı 2 ifadesi 50'ye eşitse 3x ifadesi 48'dir. X'in cevabı da buradan ne gelir? 16 gelir. 3 kere 6, 48 doğru tamamdır. Bu da tamam. Hocam anlıyor gibiyiz. Gayet güzel. Hatırlar mısın bu sorunun çok benzerini ben sana rasyonel sayılarda da çözmüştüm. Bazı şeyler gerçekten çok ortak. Hani adı problem bile olsa en nihayetinde oraya dayanıyor. O temel kavramlara dayanıyor. Bir kesrin değeri 3 bölü 5'tir. Bu kesrin payından ve paydasından 4 çıkarıldığında kesrin değeri 1 bölü 2 oluyor. ...şimdi niye böyle asker moduna giriyorum... ...üstümdeki kıyafet beni niye o tarafa doğru itiyor bilmiyorum... ...ben burada askeri liseyi kazandım arkadaşlar... ...hava harpide, kara harpide... ...hocam hayırdır matematik öğretmenisin... ...uydurma falan... ...hayır ikisinin de sağlık e, aşamalarından da geçtim... ...karar kabul edildim... ...gittim hava harpide... ...nereden aklıma geldi bu benim ya... ...C45 eğitim uçuşuna katıldık... ...orada 20 gün mü 15 gün mü <laughs> eğitim vardı... O eğitimi tamamlamadan çıkıp gidebilirsen gidebiliyorsun. Gidemezsen tazminat falan ödeme maddeleri, yükümlülükleri var. Ben o 15 günlük eğitimini bitirmedim. Ve dedim ki hayır dedim ya benim hayalimdeki meslek bu değil dedim. Ve geri döndüm. Havacılık. Pilot. Vay be. Tabii herkes pilot olmuyor. Zannediyorsun ki havacılığa girdi. Herkes uçacak. Yok öyle bir şey. Belki uçamayacaktık girseydik. Belki de uçacaktık bilemiyorum. Bir kesrin değeri 3 bölü 5'tir bu kesrin payından ve paydasından 4 çıkarıldığında. Şimdi bir kesrin değerini sen bana veriyorsan aslında x bölü y diye bir kesir var ve sen bana bunu 3 bölü 5 olarak verdin. Herkes karşısındakinin k katına eşittir dememe problemlerde gerek yok sen biliyorsun zaten. Bu kesrin payından ve paydasından 4 çıkarılırsa payından 4 çıkardım gittim paydasından 4 çıkardım kesrin değeri 1 bölü 2 oldu. Bu mu problem? Ya yapmayın hocam. Canavar gibi çözüyoruz biz bunları. 6K eksi 8. 5K eksi 4. Bunu bu tarafa attık. K, K eşittir 4. Sen pay ve paydasının toplamını istiyorsun. Toplam kaç K? 8K. 8 çarpı 4'ten 4 kere 8 ne gelecektir? 32 gelecektir. Evet böyle hızlı geçtiğimize bakma. Birazdan gerçekten zorlayacağım. Remzi her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okuyarak kitabın dört günde bitirdi. Remzi sadece ikinci gün kitabın kaçta kaçını okumuştur. Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün kitabı bitireceğim. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi mantıken şuradan başlayacaksın değil mi? Hocam X'i buraya verelim. X sayfa okusun. İkinci gün bunun yarısı kadar okudu. Ya arkadaş niye rasyonel sayılarla uğraşıyor? Ama hocam rasyonel sayı kesir problemi bu. Arkadaş uğraşma onlarla. Hani bak dikkat ettiysen problemlere geçtiğimizden beri bilinmeyene verdiğin değer soruyu çözdürüyor senin. Ben de burada bilinmeyeni iyi seçmeliyim. Her gün bir önceki günün yarısı. Yarısı, yarısı diyor. Hmm, bir dakika ya. Ben buraya X deyip O zaman bir önceki gün aslında bunun iki katı okudum. Öyle değil mi? Bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okuyor. Daha önceki günde ne okumuş oluyor? 2X okuyor. Demek ki sonraki... Bir dakika ya. Remzi her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar. Bak. Dördüncü gün, üçüncü gün okuduğunun yarısı okuyor. Ha, doğru söylemişiz. Üçüncü gün, ikinci gün okuduğunun yarısı kadar okumuş ikinci gün birinci gün okuduğunun yarısı kadar okumuş. Demek ki kitap toplamda kaç tane x sayfadan oluşuyor onu hesaplayalım. 4, 10 pardon 8, 10, 15 x'den oluşuyor. Soru bana şunu soruyor. İkinci gün kitabın kaçta kaçını okumuştur? İkinci gün okuduğu nedir? 4 x'tir hocam. Kitap kaç sayfadır? 15 x'tir hocam. Sadeleştirmeleri yaptığımda ne kalır? 4 bölü 15. Mevzu bundan ibaret işte. Hadi bakalım. ...süratle yolumuza devam ediyoruz. Be beşinci soru mu? Soru atlamadık değil mi? Atlamadık. Beşinci soruya geldik bile. Şöyle bir bütün beşinci sorumu ekranlara getirdim. Can'ın Canan'ın maaşı Canan'ın Canan maaşının özür dilerim. Canan maaşının 2 bölü işini ev kirasına 1 bölü 8'ini faturalara 3 bölü 10'unu mutfak masraflarına ayırıyor. Canan'ın geriye 1400 TL'si kaldığına göre Canan'ın maaşı kaç TL'dir? Ey güzel arkadaşım burada yine dikkatle takip ediyorsun. Bizim burada bilinmeyen ifademiz nedir? Maaştır. Maaşa X mi diyelim? kesinlikle hayır. Bakın o maaş 5'e bölünecek. Niye ev kirasına gidecek? 8'e bölünecek. Ev kirasından faturalara gidecek. Faturalardan mutfaklara gidecek. 10'u bölünecek. Yani 5'e, 8'e ve 10'a bölünebilen bir sayı gerekiyor bana. 5'e, 8'e, 10'a bölünebilen en küçük sayı kaçtır? 40'tır. O zaman bilinmeyen değer 40x olmalıdır. Yani maaşın 40x olmalı. Demek ki bu tip sorularda ne yapıyoruz? Bilmeyeni seçtik. Ne yaptık? Paydaları aldım. O keklerini aldım. Dedim ki 40x hocam. Canı varsın işte böyle. Şimdi 2 bölü 5'ini ev kirasına. Şimdi ev kirasına parayı yatıralım bakalım. 40 x'ti. Bunun 2 bölü 5'ini hele bir harcayalım. Şurada kaldı 8. İlk kere 8'den ne gitti? 16 x. Ardından ne yaptık? Faturalara. Faturalara da harcayalım bakalım. 40 x'in 1 bölü 8'ini de faturalara harcayacağız. Bunlar sadeleşti. 5 kaldı. Burası da 5 x oldu. Ardından mutfak masraflarına harcayacağım. 40 x'in ne kadarını harcıyorsun hocam? 3 bölü 10'unu sıfırlar gitti. 3 kere 4 tane ne geldi? 12x. Tamam da biz toplamda kaç para para harcadık? Bir de ona bakalım. Ee, 8, 28, 33, 30, bir dakika. 28, 33 x paramızı harcadık. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Tamam da geriye 1400 TL'si kalıyor. Sen eğer 40x'in 33 x'ine harcarsan geriye ne kadarın kalır? 7x kalır. 7x dediğim ifade kalan miktarı eşit. 1400 TL'ye eşit. O zaman x değerimiz ne kadardır? 200 TL'dir. Biz Canan'ın maaşını merak ediyoruz. 200 çarpı 40 yazacağız. Doğru mudur? Eşittir. 2 kere 4'ten 8 sonuna sıfırları yapıştırdığımda 8000 TL bu arkadaşın maaşı vardır dedim. Vurdum cevabı. Dedim ki Canan var ya. İşlem hatamız yok değil mi ya? 5 kere 8 40 tamamdır. 5 kere 8 40 tamamdır. 2 kere 8 16. 1 bölü 8 dedi. 3'ü 3 kere 4 tane 12 x. 8 28 5 33. Tamam bir işlem hatamız da yok. Geldim benim babamın yöntemine. Nasıl yani hocam? Yani orada bir şey mi ver? İronu mu vermeye çalışıyorsun? Hayır. Benim babam ilkokul öğretmeniydi arkadaşlar ve bu tip soruların çözümünü bana ilkokulda öğretti. Kutucuk yöntemiyle öğretti ben bu soruları hala kutucuk yöntemiyle çözüyorum, öğretiyorum. Ve gerçekten buradan soru kaçma. Peki ben bunun bir kutucuk sorusu olduğunu nereden anlayacağım hocam? Tatil için köyüne giden Necati molaya kadar yolun bir bölü dördünü gidiyor. Moladan sonra yıkatıp için bitince ye kadar kalan yolun. Bir dakika çok kritik bir cümledir bu. Kalan yolun, kalan suyun, kalan paranın, kalanının diye cümle devam ediyorsa bilin ki bu kutucuk sorusu. Yakıt aldıktan sonra tekeri patlayana kadar da kalan yolun. Ya bak kalan yolun niye gidiyor bütün soru? Yani hocam şöyle çözmeyeceğiz mi? 4 3 12x diyelim bilinmeyene. Hatta burada da 5 var işte çarpalım 60x diyelim. Hayır. Bu soruyu öyle çözmene gerek yok. Bu soruda şöyle yapacağız. Biz yolu şu şekilde kutucukla gösterdik. Kutucuk önemli. 1 bölü 4'ü diyor. Hocam ne yapacaksın? 4'e böleceğim. Sen yolun 1 bölü 4'ünü gidersen geriye ne kadar kalır? Aha da bu kadarı kalır. Bakın kutucuğun hizasını bozmadan geriye kalanın hizasını çizdim. Kalan yolu 2 bölü 3'ünü. Kalan yolu kaça bölmüş? 3'e bölmüş. kaçına gitmiş? İkisini gitmiş. Ana ne kadar kolay. Ne kadar yol kaldı şimdi? Bakın bu kadarı yolumuz kaldı elimizde. Bu kaldı hocam elimizde. Tamam. Yakıtı gittikten sonra tekeri patlayana kadar da kalan yolun ne kadarına gidiyor? 3 bölü 5'ini. Kaça bölmüş? 5'e bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5. Kaçını gitmiş? İkisini değil, üçünü gitmiş. Peki, Necati'nin köyüne 36 kilometre kaldığına göre Bakın arkadaşlar soru bitmiştir. Biz artık soruyu bitirdik burası 36 kilometreymiş. Ve benim 36 kilometre dediğim parçada kaç tane parça var? 2 tane parça var. Demek ki her bir parça kaç kilometre olması lazım? 18 kilometre olması lazım. Peki sorarım sana. 1, 2, 3, 4, 5. Bu büyük parça kaç parçadan oluşuyor? 5 parçadan. Demek ki 18'i kaçta çarparsam bulurum 5'te çarp. 5 kere 8, 40. Elimde var 4. Ee, buradan ne geldi? 90 kilometre. Bakın yukarıdaki parçayla bu parça birbirine eşit. Bu 90. E bu da 90. E bu da 90. Bir yukarı çıktım. Burası kaç? 270. Nereden anladım? 3 kere 9, 27. Hatta bu parçanın uzunlukları da birbirine eşit olduğu için bunların da 90 gelmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. E biz bütün yola şu demiştik. O zaman 90 çarpı 4'ten 4 kere 9, 36, 360 kilometre. Şaka gibi sorudur arkadaş. Bu gerçekten şaka gibi. Bitti bu kadar. Gerçekten bu kadar. Ve kutucuk yöntemiyle çözmenizi bu tarz soruları tavsiye ediyorum size. Şimdi kutucuk bir kenara yine bilinmeyenlerde ya nasıl x diyeceğiz, nasıl değer vereceğiz sorularından biri. Çok şey öğretiyor bu soru tarzları bize. Bir kurbağa her zıpladığında yorulduğu için bir öncekinin 2 bölü 3'ü kadar zıplayabiliyor. Bu kurbağa dördüncü zıplayışında 80 santim. Bir saniye birinci zıplama, ikinci zıplama üçüncü zıplama, dördüncü zıplama. Dördüncü zıplayışında 80 santim zıplayabiliyor. Tamamdır hocam. İlk zıplayışında ne kadar zıplamıştır? Her seferinde ne kadar zıplıyor? 2 bölü 3 kadar. Her seferinde 2 bölü 3 kadar. Her seferinde 2 bölü 3 kadar. Çok kolay bir yöntem anlatayım ben sana. Ben burada x birim zıplarsam eğer. Acaba burada kaç x birim zıplamışımdır? Öyle bir sayı var ki 2 bölü 3'ünü almışlar. Ne kalmış hocam? X kalmış hocam. Bravo. Demek ki önceki hali nedir bunun? 3x bölü 2 diyeceksin. O zaman böyle x vermeyelim biz buna ya. Bir saniye bir saniye buradan gelmeyelim. Aa daha güzel bir fikir geldi. Bak Birinci sayıyı aldım kaça böldüm 3'e böldüm İkinci sayıyı aldım kaça böldüm 3'e böldüm üçüncü sayıyı aldım kaça böldüm 3'e böldüm demek ki 3 üç defa 3'e bölünebilen bir sayı gerekiyor bana of müthiş oldu şimdi o zaman dedim ki 3 üç defa 3'e bölünebilen sayı kaçtır 27 xtir bakın 27x'in nesini bulacağım 2 bölü 3'ünü bulacağım hemen buluyorum çat çat yaptım 9 2 kere 9'una geldi 18x bitti. İkinci günü 18 x zıplamamış. Pardon ikinci zıplayışında. Geldim buraya devam ediyorum. 18 çarpı ne yazacağım? 2 bölü 3 yazacağım. Şunlar gitti. 2 ile 6'dan ne geldi? 12 x geldi. Dördüncü zıplayınca yine 2 bölü 3'ü kadar zıplayacak. 2 bölü 3'ünü aldım. 2 kere 4'ten ne geldi? 8 x geldi. İyi güzel arkadaşım. Benim 8 x dediğim şey 80 santim. x eşittir dediğim şey nedir? 10 santim. Bitti ama 10 santim istemiyor benden. X zıplayışında ne kadar zıplamıştır diyor. Biz X zıplayışı bulacaksak eğer 27 çarpı 10 yazacağız ve 270 santim. Bayağı zıplamış. O kadar zıplayabiliyor değil mi? Hatta daha fazla da zıplayabiliyor gerçi çekirgeler ya. 270 cm. <laughs> 70 santim. 70 santim boğuluyordum ya boğuluyordum. Yapıştırdım. İlk sayfayı bitirdim. Yalnız ikinci sayfayla birlikte bir anda diyeceksin ki ne oluyoruz aga? Burası gönder gelsin testi gibi düşünün kitaptaki. Buradaki soru avcısı bir sonrası gelecek olan da tabii ki ÖSYM sorar. Onu ikinci videoda yapacağız. Şimdi ben 8'in soruyla yoluma devam ediyorum. Ana soru çıkmadı. Ya bu ekrana sığdırma olayını bir türlü başaramamaya başladık. Ben şimdi buradan ufak bir destek alacağım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şöyle biraz ufaltalım biz bunu. Şuradan azıcık genişletelim. Sonra büyütelim. Nasıl oldu bakayım? Ee, hadi hadi tamam. Biraz enlemesine gitti ama olur o kadar ya. Ondan sıkıntı olmaz ya. Şimdi 3 tane çubuk var yukarıda gördüğümüz. Yukarıda verilen 3 çubukla ilgili olarak mavi çubuğun boyunun 1 bölü 6'sı. Kırmızı çubuğun boyunun 1 bölü 8'inin toplamı sarı çubuğun boyunun 2 bölü 5'ine eşittir. Kırmızı çubuk sarı çubuktan 8 cm uzun. Mavi çubuk sarı çubuğun boyunun 3 bölü 2'sidir. Kırmızı çubuğun boyu kaçtır? Şimdi diyeceksin ki hocam işte buna 8'e bölünebilen pardon 6'ya bölünebilen bir sayı verelim. Buna 8'e bölünebilen buna 5'e bölünebilen bir sayı mı verelim? İşte her zaman da öyle ilerlemeyeceğiz. Ya hocam ben nereden bileceğim? Ya sorunun gelişine göre kendimiz karar vereceğiz. Bakın ben sana burada bir şeyi ezberletemem. Ezberlersen 3-5 soru sonra dersin ki bu farklı soruda ne yapacağız? Ezberlerim tutmuyor. İşte orada tık kekime gibi kalır. Ee, kalır kalırsın böyle. Ne yapacaksın? Yapacağın şey çok bariz belli. Mavi çubuğun boyu 1 bölü 6 ise, ya hocam her şey illa 6'ya bölünecek diye bir şey yok. M bölü 6. Mavi çubuğu M boyunda kabul etti mi 6'sı? Kırmızı çubuğun 1 bölü 6, 1 bölü 8'ini toplamadı. Kırmızı çubuğun 1 bölü 8'ini aldım topladım. Neye eşitleyeceğim? Sarı çubuğun boyunun 2 bölü 5'ini. 2 bölü 5'ine eşitledim sarı çubuğun. 2S bölü 5'e. Buraya kadar problem var mı? Hocam bir eşitlik bulduk doğru mudur? Evet kesinlikle yaptığım tek şey önce bir eşitlik bulmak. Allah yanlış tuşa bastım. Buraya kadar tamam. Kırmızı çubuk sarı çubuktan 8 cm uzun. Yani sarı çubuğa 8 cm ekleyince kırmızı çubuğu buluyor muyum? Buluyorum. Bir dakika bu kenarda dursun. Bunu da hallettim. Bunu da hallettim. Mavi çubuğun boyu sarı çubuğun boyunun 3 bölü 2'si. Mavi çubuğun boyu. Sarı, çubu, sarı çubuğun boyunun sarı çubuğun boyunun 3 bölü 2'si. Bunu da kabul ediyor musun ettin hocam? Ya aslında soru bizim bir şey yapmamızı istemiyor. Bakın ben diyor size mavi ve kırmızıyı sarı cinsinden verdim. Gidin arkadaş denklemde yazın çıksın soru. Mavi çubuk ne? 3S bölü 2. Bakın 3S bölü 2 yazıyorum ama aşağıda bir de bölü 6'sı var. Artı. Kırmızı çubuk yerine sarı artı 8 yazıyorum. Aşağıda 8'i var. Karşıda 2 sarı bölü 5 var. Şimdi bakıyorum burada sadeleştirmeler var. Bunlar gitti 2. 2 kere 2 4. Ama payda eşitlemem lazım. Bunu 10 ile çarpalım. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu 8 ile çarpalım. Neden? Çünkü hepsi 40 ile eşitleniyor. Yukarıyı 10 ile çarptım 10 tane S. Artı yukarıyı 5 ile çarptım 5 S. Artı 5 kere 8 40. Bölü aşağıda 40 var paydada. Yan taraf 2 kere 8 16 S. Bölü 40. Bir dakika paydalar zaten gitti. Yukarıyı topladım 15 S. 15 S'yi karşıya attım. 40 eşittir bir tane S'ye. Tamamdır S'yi buldum. Sen ne istiyorsun kırmızı çubuğun boyunu? Kırmızıyı bulmak istiyorsan S'ye 8 santim ekliyorsun. Cevabı 48 bulup Denizli'yi atlıyorsun. Bakın soru tarzları değişebiliyor. Ve her soru tarzında neredeyse farklı bir taktikle yaklaşmaya çalışıyoruz. Ve bunu senin üretmen lazım. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım boş. Sen üretebildiğinde bu iş olacak. A ve B şehirlerinden iki araç birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Kırmızı araç yolun 4 bölü yedisini... ...mavi araç yolun 3 bölü beşine gidince duruyor. Bir dakika. Öyle bir yol var ki 7'ye bölünmüş 5'e bölünmüş. Hocam o zaman AB arasındaki yola 5 geri 7'den 35x desek kabul eder misin ederim. Şimdi kırmızı araç ne kadar yol gidiyor? Gelin birlikte hesaplayalım. Hesaplıyorum 4 bölü 7 diyorum. Şunun 7'ler sadeleşti. Burada 5 4 kere 5'ten 20x yol gitti. Bravo. Sarı pardon. Bu yeşil araçtı aslında. Kırm iki araç da Kırmızı araç 4 bölü 7. Mavi, mavi araç yok ki ya. Bu mavi mi? Vay be. Tamam bu kırmızı olsun. Ben mavi aracı ben maviye benzetemedim. O bildiğin yeşil olmuş ya. Neyse. 35x çarpı 3 bölü 5 yazıyorum. Sadeleştirdim. Şurada ne kaldı? 7. 3 kere 7'den ne geldi? 21x geldi. Bakın. Biri 20x yol gitti. Diğeri 21x yol gitti. Bir dakika hocam. Yol diyorsun ki 35x. Bu adam 21x yol giderse burada. Bu adam 20x yol giderse buraya falan gelir. Neden böyle oldu? Çünkü gittikleri yolların toplamı 41x yaptı. Yani toplam yoldan fazla. Demek ki bu adamlar önce karşılaştılar. Sonra birbirlerine geçtiler. Hocam hız problemi bilmiyoruz. Bu bir hız problemi değil. Bu bir kesir problemi. Demek ki geçtikten sonra aralarında da bu kadar mesafe oldu. İşte diyor ben sana onların arasındaki mesafeyi veriyorum. 72 kilometre. 72 kilometreyi gördük. Peki bu aralarındaki mesafeyi nasıl bulabiliriz acaba? Hani düşünüyorum, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ya topladım ben bunları. 41x'i buldum hocam. Tamam da yol 35x. E bunlar toplamda 41x yol yaptı diyorsun bana. Madem öyle, bunları çıkarıyorum birbirinden. Ne kaldı burada? 6x kaldı. Demek ki benim 6x dediğim değer neresi? Ahan da şuradaki aradaki farktır. O zaman biz buraya 6x dedik. X dediğimiz şey nedir? 12 kilometredir. Onu da yazdık canavar gibi. A ve B şehirleri arasındaki mesafeyi soruyor. Biz kaç x kabul etmiştik? 35x kabul etmiştik. X'i de 12 bulduğumuza göre. 2 kere 5 10. Elimde var. 1, 7, 3, 5, 7. Hadi gel toplayalım şunları. 0, 2, 420 ile doğru cevap C seçeneğidir. Vurdum cevabı C seçeneğine. C diğer soruya. Vurdum cevabı gerçekten böyle gaza getiriyor. Aman diyeyim gerçek sınavda yapma ama hani böyle ara denemelerde falan yapabilirsin. Bak inanılmaz kafa karıştıran bir soru. Bir telin ucunun e, daha doğrusu orta noktasının kayma tipindeki sorularında ne yapacağız? Karşına yapamayacağın tarzlar. Ya ben böyle hiçbir soru çözmedim dediğinde sayılarını küçülterek bulabileceğin bir soru tarzı bulmaya çalış. Mesela ben şöyle bir şey yapacağım. 7 santim uzunluğunda bir çubuk. 7'yi niye alıyorum ya? 7 değil. 6 santim uzunluğunda bir çubuk alalım. Tam ortası neresidir? Tam ortası burasıdır ve buradan uzaklığı kaç santimdir? 3 santimdir. Çubuğumuzun uzunluğu 6 santim. Ya diyorum ki ben buradan 2 santimini kestim arkadaş. Orta nokta ne kadar yer değiştirir? Orta nokta buraya bir yere kayacak. Doğru evet. mudur? Peki ne kadar yer değiştirir? Bana onu bulabilir misin diye sordum. Peki nasıl bulacağım onu? Diyeceğim ki Şimdi kalan çubuğun boyu ne kadar? 6'dan 2 çıktı ne kaldı? 4 santim. 4 santimin yarısı nedir 2 santim? Demek ki yeni başlangıç noktamızdan 2 santim daha ilerleyeceğim. Aradaki şu mesafe bana neyi verecek? Ha, diyorum ki bu aradaki mesafe bana orta noktadaki kayma uzunluğunu verecek. Şimdi buradan burası 3 santim. 2 santimini kullandım burası nedir? 1 santim. O zaman burası nedir? 1 santim. Bitti. Şimdi bu farklı tipte bir tane herhangi bir çubuğun orta noktası sorusuydu. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz hocam? Bana onu verir misin? Bir telin ucu bir taraftan 2 bölü 5'i diğer taraftan 2 bölü 9'u kesiliyor. O zaman ben çubuğumu kaç x kabul edeyim öncelikle onu da bir anlaşalım senle. 45 x kabul edelim bakın. Çubuğun boyu 45 x. Hocam tam ortası buçuklu geliyor. Ya boş ver ya çıkacaktır elbet bak. 45 x bölü 2 buradan burası. Kabul müsün? Hocam sen 45x çubuğunun boyunu sol tarafından 2 bölü 5'ini kestiğini iddia ediyorsun. İddia ediyorsun bu ne ya sanki davadayız. 18 x'ini kestik buradan doğru mudur? Doğrudur hocam. Öbür taraftan da 45 x boyundaki bizim çubuğun 2 bölü 9'unu kesiyorsun hocam. Buradan da 5 2 yeri 5'ten 10 x kestik. Doğru mudur hocam? Doğrudur hocam. Tamam da. Bizim çubuğun boyu ne kadar kaldı? Bana onu söyle bakalım. Çıkarttım bunları. Topladım bunları birbiriyle. 28x. Tamamını 45x kabul etmiştik. Hocam sen 28x'ini kestin onun. Hele bir keselim bakalım. Buradan ne kalır? 2, 5, 7 kalır. Buradan ne kalır? 17x kalır. Bizim çubuğumuz artık nedir? 17x uzunluğundadır. Ortası neresidir? Ortası burasıdır. 17x bölü 2 biz bu aradaki kayma mesafesini alıyoruz. Buna göre telin ilk uzunluğunu soruyor. Özür dilerim. Ha kayma mesafesini vermiş. Kaç santim kaymış? 16 santim kalmış. Bakın şuradan şurası 16 santimmiş. Tamam bir dakika yapacağız biz bu soruyu. Hocam şuradan şurası 17 x bölü 2. Bir de burası var 18 x. 18 x. Artı 17x bölü 2 dediğim noktaya varabilmek için. Bakın eşitlik bulduğunda soru biter. Biliyorum bu soru çok zor. Farkındayım zorlandığından ama zorlamadan da olmaz. Hani böyle ee, zorlayacaksın ki o girilmeyen odalara beynindeki girmeye başlayacağız. Kullanılmayan hücreleri kullanmaya başlayacağız. Hatta bak ensede bir ısınma var mı? Bir teyit et. Varsa iyi bir şey bu kötü bir şey değil. Devreler mi yanıyor hocam? Hayır. İnsanın beyninde öğrenme işlemi ısılı bir işlem. İnanmazsın. 3 yaş grubundaki çocuklara gidin enselerine dokunun. Cayır cayır yanıyor. Omlet kırsan böyle pişirirsin orada. Sebebi nedir? Çünkü her an öğreniyor. Çünkü adam hayatında ilk defa kapının kapı olduğunu öğreniyor. Kalemin kalem olduğunu, bunun çiçek olduğunu, bunu tutmaması, bunu yapmamız. Abi sürekli öğrenme gerçekleşiyor. Tut enseyi şunu. Bak tut. Tuttun. Var mı ısınma? Yanma var mı? yanma varsa öğrenme vardır. Enerji açığa çıkıyor. Öğrenme de böyle bir şey. Burada bir ısınma oluyorsa bende var mı mesela şu? Oluyor. Bir şey öğretmeye çalışıyorum. O zaman da oluyor demek ki. Ama üç yaş grubu çocuklarda gidin bakın kardeşiniz varsa. Sende de oluyorsa 3 yaş grubu değilsin ama öğreniyorsun. Güzel yoldayız. Beraber ilerliyoruz. 18x buradan. 17x bölü 2 buradan geldi. Şimdi kırmızıyı takip et. 45x bölü 2 geldi. Aynı mesafeye gelebilmem için üstüne bir de ne kadar gelmem lazım? 16 gelmem lazım. Eşitlik buldum. Problemi bitirdim. Yalnız böyle de eşitlik olmaz olsun diyorsun değil mi? Harbiden nasıl eşitlik bu? Bunu bu tarafa çekelim. Şu işlemi şurada yapalım. 2 kere 8 16 elimde var bir 36 x artı 17 x bölü 2 yazıyorum. Eksi karşı taraftan kim geliyor? 45 x bölü 2 geliyor. Karşıda da kaça eşitiz? 16 eşitiz. Şuradaki işlemi hele bir bulalım bakalım. Şuradan 3 geldi, şuradan 5 geldi, 53 geldi. 53'ten 45 çıktı ne kaldı? Çıkarabilirsem yapacağım inşallah? 8x kaldı. Demek ki şuraya etimize çekiyorum. Gerçi orada yer varmış. Ben kamerada gözükmeyecek sandım ama. 8x bölü 2 kaça eşit? 16'ya eşit. Aa gözükmedi. Ya bu kadar olur ya abi. Tam ucuna mı yazdık? Heh. 8x bölü 2 doğru mudur? Yukarıdan seçtik 12. Sadeleştir 4. 4x eğer 16 ise x'in cevabı kaçtır hocam? 4'tür. Tamam da biz 4'ü aramıyoruz. Biz 45x arıyoruz. 45 çarpı 4'ten cevap ne çıkacaktır? 180 santim çıkacaktır. Telini ilk uzunluğu 180 santimdir. Gerçekten devreleri yaktıran bir soru. Gerçekten muazzam bir soruydu. Gerçekten. Geldim 11. soruya. Yan yana iki kazık anlamayana çok yazık. Çok da lezzetli bir soru. Canan, iki farklı büyüklükteki pizzadan büyük olanı 8 eş parçaya. Şimdi bu parçanın ya daha doğrusu bu pizzanın tamamı 8x olsun. Her bir parçasını x parçaya bölmüş olduk böylelikle 8'e bölünce. Küçük olanı 6 eş parçaya. Ya iki tane bilinmeyen kullanmaktan da yeri geldiğinde çekinmeyeceksin. Hocam 6 parçaya bölmüşüm. 6'yı yediğim her bir parça y olsun. Olay mevzu bu kadar. Bak hemen bilinmeyenleri verdim. Canan pizzaların toplamında 1 bölü 7'sini yediğine göre. Bir dakika ne yaptın ya bir dakika. Her ikisinden de birer dilim yiyor. Ha bir dilim yiyecek. Buradan bir dilim, buradan bir dilim. X artı y dilim yediğinde pizzaların toplamında biri 8x diğeri 6y bunun 1 bölü 7'sini yemiş oluyormuş. Denklemi kurdum eşitliği buldum soruyu çözdüm. Denklemi kurdum eşitliği buldum soruyu çözdüm. Vallahi tekerleme gibi ama problem çözmenin tekerlemesi var. Denklemi kurdum eşitliği buldum soruyu çözdüm. Yaz bunu 2023 tayfa için yeni bir slogan daha. Yola devam ya, yazmanımız olsa keşke yani bu derslerde neler neler çıkıyor değil mi ortaya bak seninle birlikte bir slogan daha bulduk karşı attım bu arkadaşı işler dışlar yapıyorum 7x artı 7y eşittir 8x artı 6y kabul müsün ya dedim ki sen bu tarafa gel sen bu tarafa gel ne kalır burada bak burada y kalır ne kalır yapma be hocam sen de var ya çok üçkağıtçısın x y y eşitmiş ya. Büyük pizzanın bir dilimini pardon küçük dizi pizzanın bir diliminin büyük pizzanın bir dilimini oranı nedir? Yani y bölü x'i soruyorsun. E tamam da bunlar zaten birbirine eşit olduğu için yalnız sadece tek başına bir gelir. Soru da burada biter. 12. soru. Günün efso sorularından bir tane daha. Yine uğraştıracak bir soru daha. Bir kutuda sarı, kırmızı, beyaz bilyeler vardır. Bakın kutu burada. Sarı bilye var, kırmızı bilye var, bir de beyaz bilye var. Kutudan iki sarı bilye alınırsa kutudaki bilyelerin bir bölü dördü sarı oluyor. Bu cümleyi gelin beraber irdeleyelim. Şimdi kutuda kaç sarı bilye var? S tane. İki tanesini alırsam kaç tane bilye kalır? S bölü iki tane. Peki toplam kutudaki bilye sayısını şimdi yazalım. Bakın sarı vardı, kırmızı vardı, beyaz vardı. Bir de ben bunun ikisini çıkardım. Diyor ki bana kutudaki iki sarı bilye alınırsa kutudaki bilyelerin 1 bölü 4'ü sarı. Demek ki sarı bilyeler bölü tüm bilyelerin oranı kaç çıkacak? 1 bölü 4. Senden bu denklemi yazmanı istedik bu soruda. Birinci denklem bitti. Yazabilenler çözecek. Kutuya 3 kırmızı bilye konulursa bakın kırmızı bilye vardı. Ben kaç tane daha koydum hocam? 3 tane daha. Kutudaki bilyelerin 3 bölü 5'i kırmızı oluyor. Şimdi bir dakika kutudaki bilyeleri bir daha hesaplayalım. Sarı, kırmızı, beyaz 3 bilye daha geldi. Ve kaçı kırmızı olacak? Kırmızı bölü tüm bilyeler kaç çıkacakmış? 3 bölü 5 çıkacakmış. Soru benden sonrasında şunu istiyor. Beyaz bilye sayısının beyaz bilye sayısının kırmızı bilye sayısına oranı kaçtır? Bir dakika biz bu denklemleri hele bir çözelim. 2 kere pardon 4 kere 1 4 ise 2 kere 4 8. Sarı artı kırmızı artı beyaz eksi 2. Ne yapalım biliyor musun? Beyazla 2'yi bu tarafa atalım. Pardon sarıyla 2'yi bu tarafa. Atalım. Bende kal. Bende kal. Hop gitme. Biliyorum sonlar biliyorum sıkıldın ama az sabret be güzel arkadaşım. 3 sarı eksi 6. Kırmızı artı beyaza eşit. Geldim buraya. İşler dışlar yaptım. 5 tane kırmızı. 3 kere 5. 15. 3 tane sarı. 3 tane kırmızı. 3 tane beyaz. 3 kere 3'ten 9 yazdım hepsini. Dedim ki ya ne yapılabilir abi burada? Harbiden ne yapılır burada? 5 tane. Ya bak kırmızıları al bakayım bu tarafa. Kaç kırmızı kaldı? 2 kırmızı kaldı. Ee, al bakayım 9'u bu tarafa. 9'u bu tarafa aldım ne kaldı? 2 kırmızı artı 6 kaldı. Burada ne kaldı? 3 sarı artı 3 tane de beyaz kaldı. Bir dakika biz beyaz ve kırmızının kalmasını istiyoruz etrafta. Sarılardan kurtulmak istiyoruz. O zaman derim ki 3 tane sarı aslında kırmızı beyaz artı 6'ya eşit. 3 tane sarı yerine ne ya tam bir denklem sorusu ya. Tam bir denklem sorusu ya böyle bir denklem sorusu yok arkadaş yok. Yani gerçekten zorlar. Gerçekten zorlar sınavda gelse. Bakın 6'lar birbirini götürdü. Bunu bu tarafa attım. Kırmızı kaldı. Şurada 3 beyaz. Burada bir beyaz. Ne yaptı? 4 beyaz yaptı. Ana! Beyazları kırmızı cinsinden bulduk ya. Biz kırmızı yerine 4 beyaz yazacağız. Beyazlar yerine beyazı yazacağız. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4... Müthiş, mükemmel, harika, efsa sorular çözdük yine gerçekten yani kesir problemlerinde bu sayfa zirveye oynuyordu buradaki sayfa işi öğretiyordu buradaki sayfa da seni ÖSYM'ye hazırlıyor olacak şimdilik benden bu kadar mı diyeceğim hayır hocam şeyi vermediniz ya gerçekten vermedim. Ee, bizim e, göndergesinin sorumuz nerede ha, hazırlamıştım ben onu ya göndergesinin sorum nerede benim bulamadım bekle Bulacağım bulacağım. Bir saniye eklememiş miyim yine ya? Allah'ım yarabbim. Ben de zannediyorum ekledim geldim ya. Gerçekten ekledim geldim zannediyorum. Hemen gönder gelsin gitsin. Gönder gelsin gitsin sorusuna ya. Gönder sorusu hemen karşında güzel arkadaşım bakıyorsun gönder sorusunun çözümünü yapmaya çalışıyorsun çok güzel bir soru bu sorunun cevabını ister rehber matematik discord kanalına gönderebilirsin orada çözümlü cevaplar gönderen arkadaşlar var ellerine sağlık çok teşekkürler rehber matematik instagram hesabını takip etmiyorsan muhakkak takip et yeni gelecek kamplar bizim senin için yaptığımız şeyler günlük hayattan rehber matematik Mehmet Hoca gözlerinin şiş olmadığı aralardan fotoğraflar hepsi orada rehber matematiği de etiketleyerek paylaşabilirsin yetmedi mi yetmez tabii ki çünkü takvime gitmedi. Takvimsiz olur mu hocam? Olmaz. Bu işin özü takvim. Adım adım ilerlemeye devam. Kesir problemlerinin birinci dersi. Yani problemler ikide kesir problemlerinin birincisi biter. ikincisi. ÖSYM sorar testiyle karşında olacağım. Efsane sorularla karşındayım yine. Ama sen çalışmaya, sen ödevleri yapmaya devam ediyorsun. Ne ödevlerini yapıyorsun? Unuttunuz mu sandım ben ya? Bunu bitiriyorum. Kaçıncı günü? 23. günde e, gönder gelsin testini ve soru avcısı testini. Tabii ki Türkçe. Türkçe çözmeden matematik olmaz. Sınav sonuçlarında da gördünüz. En belirleyici şey bu sene gerçekten Türkçe oldu. Önümüzdeki sene ya matematik yine belirleyiciliğini koruyacaktır ama Türkçe de bunun yanında gerekli. Türkçe çözmeden bu işin olmayacağını unutmayın.